İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Unity 5'te Angry Birds serisinde artık sona doğru yaklaşıyoruz. Eksiklerimizi tamamlamaya devam edeceğiz. İlk olarak Levels C# dosyasında bir lazım olacak bir değişken tanımlaması var. Onu hemen yapalım. Bir Current Score Private değişkenimiz var idi. Onu dışarıdan okuyup yazabilmek için bir Property aynı isimle onu yapacağız. Public Integer aynı ismi büyük harfle başlatıyoruz ve şu şekilde bir get kısmını yazıyoruz. Dışarıdan okunma yapılması istendiği zaman geriye döndüreceğimiz değer current score private değişkeni. Yazılmak istendiği zaman da set için yine current score dışarıdan belirtilen değeri burada onun üzerine yüklüyoruz. Onu şimdiden tamamladık. Ctrl-C ile kaydediyorum. Bir de UI Manager içerisinde, yukarıdan UI Manager Script dosyasının içerisine girdim seçerek. Init Displace fonksiyonunu kolay bir şekilde şuradan bulabiliriz. Init Displace'in içerisinde en son Level Buttons. Bunun hemen altına bir ilavemiz olacak. Skorumuzu, kaçıncı levelde olduğumuzu, bu tarz bilgileri ekranda sağ üstte ve sol üstte gösteren hat için tanımlamamızı yapıyoruz. Hat eşittir init UI element parantez içerisinde prefabimiz hazırdı zaten. Hat prefab. Onu veriyoruz. Virgül transform. Bunu bu şekilde tanımladıktan sonra bu üçüncü 0, 1, 2, üçüncü display'imiz. O yüzden displays dizisinin canvas grup elemanlarından oluşan displays dizisinin ikinci elemanı da bu olsun. Geriye bir tane kalıyor zaten. Onu da daha sonra yapacağız. O hat isimli objenin canvas grup komponentini elde ederek saklayacağımız bir yer. Displays'in ikinci boş yeri. Canvas grubu bu şekilde elde ettik ve display kısmına yüklemesini yaptık. Ctrl-C ile kaydediyorum. Şimdi aslında hat işin içine girdi ama bir Unity'ye dönüp play düğmesine tıklayalım. Şu anda seçim yapmamız gerekiyor. Bir tanesini seçtik. Level seçtik. Ekranda hat görüntüde ama henüz daha oyun başlamıyor. Zaten hatırlarsanız geçen dersin sonunda da o şekilde bırakmıştık. Birazdan düzelteceğiz onu. Şimdi ilk eklediğimiz bu derste sol tarafta kaçıncı levelde olduğumuz, sağ tarafta da o anki skorumuz, en yüksek skor türü bilgileri ekrana getiren bir display eklemiş olduk. Tekrar devam ediyoruz. Yine update display içerisinde bir değişiklik yapacağız. Orada daha önceden iki durum, case 0 word buttons, case 1 de level buttons, iki tanesini yapmıştık. Şimdi bir tane daha display eklediğimize göre üçüncü bir durum söz konusu demektir. Ona da case 2 diyoruz. Break kısmını hemen yazalım unutmadan. Sonra case 2'de yapılacakları şimdi ilave edelim. Yine her zaman olduğu gibi kodun tamamını birdenbire değil parça parça yazacağız. Bir if kontrolümüz var. Eğer şu anki oyun current game tanımlandıysa, yani boş değilse, yapılacak işlemleri bu ara boşluğa yazacağız sonra. Değilse, yani tersinden okursak if'i, şu anda game kontrol içerisinde tutulan current game null ise oyun henüz başlamamış demektir. O yüzden kontrol script'in içerisindeki start game fonksiyonunu çağıracağız. Çağırırken iki tane parametre vereceğim. Yalnız o şu anda tek parametreli versiyonu var. Bunu düzelteceğiz. Ona iki bilgi birden göndererek çağırıyoruz burada. Çünkü oyun madem başlamamış, başlatalım. Şu iki bilgiyle başlatalım. Yani hangi leveldeyiz, hangi birddeyiz. Start game öyle başlasın. Şu altındaki kırmızı çizgi işte iki parametreli olmadığı için. Onu düzelteceğiz şimdi. Burada tamam. Ctrl-C ile kaydettik. Game kontrole geçiyoruz ve orada start game'i buluyoruz. Start game'i bulduktan sonra bakın tek parametresi var. Onu hemen düzeltelim. Yani ekleyelim. İkinci parametre olarak word ile ilgili bir bilgi verilmesi gerekiyor. Onu girdik. Ayrıca burada sadece şu araya bir ilave yapacağız. Şu andaki word 1 ise biliyorsunuz 3 tane word'ümüz var. Tasarımımız o şekilde. İndeksleri 0, 1 ve 2. İndeksi 1 olan word ikinci word'tür. Toplamda da 60 level yapacağız. 60 level'ımız olacak. 20'şer dağıtacağız. Yani ilk 20 level birinci word'te, ikinci 20 level ikinci word'te ve son 20 level'da üçüncü word'te olacak. Şu anki if satırım benim ikinci word'ü gösteriyor. Dolayısıyla
level'ı artı eşittir 20 arttırmamız lazım. Else if'len devam ediyoruz çünkü bir de 3. word var. Onun da şartını yazalım. Eğer word'ün indeksi 2 ise, yani 3. word ise, o zaman level 40 ileri atlatılması lazım. Şimdi Ctrl-C ile kaydediyoruz ve Unity'ye dönüyoruz. Unutmadan game'i seçiyoruz. Sağ tarafta game script dosyasının ilgili bölümünde level prefabs kısmında size kutusunun içerisinde şu anda 1 var. Yani tek level seçilmiş durumda. Aslında bizim başka level'ımız da yok hazırlanmış. Yani şu anda level 0 var sadece. Eğer onu ben sahneye koyarsam, üzerine çift tıklayalım. Tek bir level yaptık, yapılmıştı. Şöyle bir iki tane kuş objesi ve birkaç tane tahtadan oluşan bir level. Dersin tabii uzun olmaması için uzun uzun 60 tane level'ın ayrı konfigürasyonlarını gösterme imkanı olmadığı için bunun aynısından bir deneme için 60 tane birden yapalım. Gayet kolay, şöyle yapıyoruz. Game'i tekrar seçiyorum. Size kutusunun içerisine 60 yazmam yeterli. Bu çoğaltma tekniği Unity'nin kopyalayarak olduğu için şu anda 60 tane hepsi birbirinin aynı olan level oluşturduk. Tamam, bunu da hallettik. Çünkü bunu yapmasaydık hata verecekti. Play düğmesine tıkladım. Birinci word'ü, pardon, sol taraftan şeyi siliyorum. Size göstermek için koyduğum level 0'ı siliyorum. Tekrar play düğmesine tıklıyorum. Birinci word'ü seçtim. Birinci level'ı seçtim. Ve deminkinden farklı olarak oyun da başladı. Demin biliyorsunuz siyah ekran vardı. Onu hallettik. Çünkü start game fonksiyonunu çalıştırdık. Adımız da çalışıyor. En azından başlıklar olarak level, score, high score, ama bunlar şu anda çalışır vaziyette değil. Yani biz puan aldığımız zaman bunlar artmayacak şimdilik. Level'da kaçıncı level'da olduğunu söylemeyeceğiz. Birazdan yapacağımız ilavelerle onları peş peşe düzelteceğiz. Böyle kademe kademe gidiyoruz. Hat Manager, yani hat yaptık. Ekranda level score bilgilerini gösteren display'i hazırladık ama ona bir script dosyası atamamız lazım. Hiç daha yazmadık onu. Onun için scripts klasörün üzerinde sağ bütona tıklayıp bir C# script dosyası istiyorum. Adını hat manager olarak belirliyorum. Üzerine çift tıklıyorum. Ve burada içindeki hazır fonksiyonları siliyorum. Şu klasör isimleri geldi yine başına. Normal hat manager C# dosyasının önünde. O zaman benim Ctrl-C çalışmıyor. O yüzden problem olmaması için file save all diyorum. Kapatıyorum. Hat Manager C# dosyasını tekrar açıyorum. Tıkladım ve açıldı. Bunu yazmaya başlayacağız ama yine unutmadan bu hat prefab'ine atanacak. Onun için hat prefab'ini seçiyorum. Hat Manager script dosyasını alıp onun sağ tarafındaki boş yerine bıraktım. Böylelikle atamasını yaptım. Şimdi artık yazmaya başlayabiliriz. Bir de Using Unity Engine namespace olarak Using Unity Engine UI lazım olacak. Onu da buraya ekledim. Ve tanımlamalarımıza başlayalım. O level, score, high score ve sol alt köşede de kaç taşımız kaldığını gösteren bilgileri denetleyebilmek, üzerlerine değişiklik yapabilmek için onları elde etmemiz lazım burada. Onun için tek tek onlar cinsinden değişkenler tanımlıyorum. Yani text cinsinden level text, score text, bir tane daha high score text ve bir de sol alt köşede kaç taşımız kaldığını göstermek için bir game obje tanımlayacağız. Bu 4 tanesini bu şekilde tanımladık. Şimdi start fonksiyonunu yazalım. Start fonksiyonu içerisinde ilk olarak bunları elde etmemiz lazım. Yani score text'i tanımladık ama bunu çekip almamız lazım. Hat Manager'ın içerisinde olduğu için doğrudan doğruya transform'u kullanarak onun find child fonksiyonunu kullanıyoruz. Score isimli alt elemanın hangi komponenti lazım bize? Get component text. Bunu bir kere yine göstereyim. Sadece bu örnek için. Score text'in ne olduğunu. Eğer HUD'ı bu pozisyondayken sahneye koyar, sol taraftan açarsanız, mesela şurada score var. Altında da high score var. Bunların da sağ tarafta text elemanı var. İşte onu elde ediyoruz. Sildim tekrar. Çünkü kod tarafından içine yazı yazdıracağız. Score text tamam. High score text. O neydi? Score text'in altındaki bir elemandı. O yüzden bu sefer score text'in transform'unun find child fonksiyonunu kullanarak elde ediyoruz. Onunki de high score. Sadece ilk H harfi büyük olmak üzere high score nokta get component aynı şekilde text. Bir sonraki level text. Kaçıncı level'da olduğumuzu gösterecek olan level text'i
elde etmemiz gerekiyor. O da yine adın kendi altında o. Onun için transform, find child, parantez içerisinde, büyük L ile başlayan level. Neden özellikle büyük L ile başladığını söylüyorum. Çünkü şurada yapacağınız hatayı size hata olarak gösteremez Unity. Çünkü bu bir string ifadesi. Bunu bulamaz ve bulamayınca da level text null olarak kalabilir. Belki oradan bir hata çıkar. Onun için buraya yazdığımız yazıların doğru olması önemli. Level dedik. Sonra get component gene text olarak elde ediyoruz. Aç kapı parantez noktalı virgül. Projectiles display. O da eşittir. Yine adın altında olduğu için transform aracılığıyla find child fonksiyonunu kullanarak projectiles isimli objeyi elde ediyoruz. Tasarımda var çünkü o hali hazırda. Onun game objesini alıyoruz. Kullanacağız birazdan. Start kısmı bu kadar şimdilik. Daha doğrusu son şekli bu. Daha henüz bir şey yapmadık. Sadece start fonksiyonunda bunları elde ettik. Esas bir fonksiyon yazacağız şimdi. Onu dışarıdan çağıracağız. Ama önce fonksiyonu yazalım. İsmi şöyle olsun. Update hat. Yani hat bilgilerini güncelleyen bir fonksiyon olsun bu. Güncellemek için verilecek bilgiler tabii ki score, high score. Bu fonksiyonu kim çağırırsa, bu bilgileri söylerse hattaki bilgiler, yani ekrandaki bilgiler güncellenecek. Kaçıncı level'da olduğu bilgisi, bunun söylenmesi lazım. Bir de kaç tane taş kaldığı söylenmesi lazım. Number, projectiles. Bunlar söylendiği zaman işlem tamam olacak. Yapacağı işlemler şunlar. Yukarıda elde ettiği mesela score text var. Onun tekstini şöyle ayarlayabiliriz. Eşittir deriz. Score deriz. Ters bölü ne? Bir satır atlatarak. Artı score nokta to string. Çünkü string'e çevirmek zorundayız. Score text'i hallettik. High score için bir denetleme yapıyoruz. Eğer en yüksek score sıfırdan büyük ise hemen alt satırda high score'u şöyle yazdıralım. High score text nokta text eşittir. Çift tırnak içinde yine high score diyoruz. Bu şekilde yazdırsın. Yine alt satırı atlatıyoruz. Ters bölü ne ile. Ondan sonra da high score'u string'e çevirip yazdırıyoruz. Nokta to string. Aç kapa parantez noktalı virgül. Değilse, yani high score sıfırdan büyük değilse, o zaman high score'u boş karakter şeklinde çevirelim. Text eşittir. Yan yana iki tane çift tırnak. Hiçbir şey yazmasın yani. Bir de level text var. Onu da level text'in text'i eşittir. Büyük harflerle level. Üst üste iki nokta bir boşluk bırakıyoruz. Çünkü yanına yazdıracağız. Bitişik olmasın. Level kaç ise onu da string'e çevirerek yazdırıyoruz. Böylelikle update hat kısmını da tamamladık. Ama bu hala ekranda bir şey değiştirmez. Çünkü bu şu anda tek başına bir fonksiyon. Bunu birisinin çağırması lazım. Onu da yapmamız lazım. Şimdi UI Manager içerisinde orada Update Displayed fonksiyonu zaten seçili şu anda ekranda. Yani şu durumları belirlediğimiz case 0, 1, 2. 2 en son yaptığımız hat içinde. İşte orada bir işlem yapacağız. Case 2 için şu ilk boş bıraktığımız yere, yani current game'in null olmadığı, hali hazırda oynanılan bir oyun olan bu kısımda, ilk if kısmında tekrar bir if ifadesi yazacağız. İç içe şart kontrolü oluyor bu. İçerideki kontrol şu. Eğer şu an geçerli olan oyun bittiyse, game over olduysa, yapılacak işleri daha sonra doldurmak üzere şöyle bir gene boş yer bırakıyorum. Aynı demin yaptığım gibi. Ama sonra else diyeceğim. Değilse, yani hem oynanılan bir oyun var hem de henüz daha bitmemiş ise, o zaman işte hat bilgilerinin güncellenmesi lazım. O yüzden önce get component yardımıyla hat manager'ı elde ediyoruz. Elde ettikten sonra onun biraz önce en son yazdığımız update hat isimli fonksiyonunu gerekli bilgilerle çağırıyoruz. Gerekli bilgileri de game control script dosyasından alıyoruz. Control nokta current level'dan current score alıyoruz. Bu bir. Devam edelim ama aşağıdan yazalım. Sığmayacak çünkü. İkincisi yine kontrol, game control script dosyasının current level ile sakladığı level'ın, level sınıfının high score değerini alacağız. Current score, high score, evet. Onu da aldık. Üçüncü olarak level index kaçı gösteriyor ise, index numarası biliyorsunuz hep sıfırdan başladığı için
görsel anlamda hep bir ilave ediyoruz ona. Çünkü indeksler sıfırdan başlar ama biz ekranda birden başlamasını istiyoruz. Sonra kontrol nokta, yine game kontrol içerisinde current game saklanıyor. Nokta number projectiles diyoruz. Böylelikle tüm gerekli bilgileriyle update at fonksiyonunu çalıştırdığımız için burada bilgilerin güncellenmesi gerekiyor. Bir eksiğimiz var ama gene de bir deneyelim. Ctrl C ile kaydettik, Unity'ye döndük ve play düğmesine tıkladık. Word 1, play, oralar hızlı geçiyorum. Uzun uzun bekletmemek için. Şu anda puan almamız gerekirken puan görmüyoruz ama en azından level düzeldi. Demin hiçbir şey yazmıyordu, sadece level vardı. Şu anda level 1 yazıyor. Skorda bir artış yok çünkü onun için yapmamız gereken bir işlem var. Açılmamış bir script dosyası içerisinde o. Target damage isimli script kodunu açıyorum. Orada en başa private'ların en altına bir yeni private tanımlayacağız. Private game control script kodu cinsinden control diyorum. Sonra bunu start fonksiyonun içerisinde atamasını yapalım. Control eşittir. Find object of type'ı kullanarak game control cinsinden sadece bir tane olduğu için game control'ü bu şekilde elde ediyoruz. Elde ettikten sonra da kill fonksiyonun içerisinde hemen araya giriyoruz. Söyleyeceğimiz şey sadece kontrol nokta şu an hangi level'ı içinde saklıyorsa current level olarak onun içerisinde saklanan current score değerini mesela 8000 puan arttırırsak her seferinde tekrar deniyoruz şimdi. Play düğmesine tıklayalım. Çalışsın. Word 1, level 1. Artık deminkinden farklı olarak bu sefer skor da mesela şu anda 8000 arttı. Bir kere daha atış yapalım. 16000'e çıktığını da görelim. Bu arada toptaki çok küçük hareket yüzünden başlangıca hemen dönmüyor. Evet 16000 çıktı 16000'e. Yani level tamam, skor tamam. Şimdi şu projectile yani kaç taşınız olduğunu şurada taşın bizzat kendi resmiyle belirleyeceğiz. Mesela 3 hakkımız varsa 2 tane burada gözükecek. Bir tane de sapanın üstünde. Onları yapacağız. Onları da yapacağız. Başka şeylerle beraber. Ona başlayalım. Şimdi Hat Manager içerisinde tekrar Hat Manager'ı seçiyorum. En baş kısma 1-2 tanımlamamız olacak. Mesela şu aradaki kısma şuraya diyoruz ki Public Game Object cinsinden Projectile Prefab. Oraya koyacağımız bir resim var. Onu bir prefab olarak yerleştireceğiz. Bir de User Interface Manager'a ulaşmamız lazım burada. Onun cinsinden bir değişken tanımlıyorum. Sonra Start fonksiyonu içerisinde bu Manager için onu elde edelim. Find Object of Type yine UI Manager. Sadece bir tane UI Manager cinsinden olduğu için bu komutu rahatça kullanabiliyoruz. Sonra da Update Hat içerisinde en sona fonksiyondan çıkmadan hemen önce şöyle bir fonksiyon ismi yazıyorum. Bunu henüz yazmadık. Şimdi yazacağız. Update projectiles. Parantez içerisinde number projectiles. Sol alt köşede kaç taşımız kaldığını gösterecek olan, o işleri hesap edecek olan fonksiyona kaç tane taşımız kaldığı bilgisiyle beraber çağırdığımızda işlem hallolacak. Şimdi onu yazacağız. Void diyoruz. Update projectiles. Parantez içerisinde kaç tane taş kaldıysa o bilgi gelecek. Bir tanımlamamız var. Integer current displayed eşittir. Projectiles display nokta transform nokta child count. Taş objeleri projectile display objesinin altında saklanıyorlar. Dolayısıyla onun child sayısını öğrendiğimiz anda ekranda kaç tane taş resmi olduğunu bu satırla elde ediyoruz. Sonra bunu denetlemeye tabi tutacağız. Şimdi bize gelen bilgi yeni bilgi count. Eğer bu yeni gelen bilgi ile şu an ekranda gözüken bilgi eşit değilse, aynı değilse o zaman bir parantez açıyoruz ve yeni bir karşılaştırma yapacağız. Şimdi tamam count current display eşit değil ama küçük mü büyük mü? Bir de onu kontrol edelim. Eğer count değeri current display'den küçükse o zaman tekrar bir üstü parantez açıyoruz. Burada artık bir for döngüsüyle bir tarama yapacağız. For döngüsü integer i current display'den başlasın. Yani ekranda gözükenden başlasın. i count'tan büyük
olduğu müddetçe her seferinde bir azaltılsın, tarama bu şekilde çalışsın. Ve içeride de şunu yapıyoruz. Destroy parantez içerisinde projectiles display içerisinde transform bilgisini kullanarak alt elemanlarından i-1'i bulup destroy edersek, tabii ki onun bir de game objesini yazıyoruz bu şekilde. O zaman taş bir tane eksilecek sol alt köşede. Bu for döngüsü tamam. Sonra şurada bir else if'imiz var. Şurada count current display'den küçükse demiştik. Burada da tersini söyleyeceğiz. Eğer count büyüktür current display ise, yani bize yeni gelen bilgi hak sayısı şu an ekranda görünenden fazlaysa, o zaman yapılacak işlem, biraz yukarı çıkardım, tekrar bir for döngüsü yapacağız. Çünkü hep taramayla çalışıyoruz. Integer i indeksimiz bu sefer current display'den başlasın. Tersine i count'tan küçük olacak. Şuradakinin tersi olmuş oluyor. I count'tan küçük olacak. Ve her seferinde i bir arttırılacak. Ve yapılacak işlem de for döngüsünün içerisinde önce bir game obje oluşturuyoruz. Temp adıyla eşittir. Manager'dan bir fonksiyon çağıracağız. Init UI element. Fakat şu an çağıramıyorum. Çünkü eğer UI manager'a geçecek olursak onun init UI element fonksiyonu ekrana getirdim. Private. Başında public yazmıyor. Onun için oraya bir public ekliyorum. Ctrl-C ile kaydediyorum. Tekrar hat manager'a dönüyorum. Ve yeniden şu noktayı koyarsanız bu sefer init UI element'in eklendiğini görebilirsiniz. Biraz önce public değildi. Onu public hale getirdim. Şimdi bu fonksiyonu birkaç bilgiyle çalıştırıyoruz. Bir tanesi o projectile prefab, yani sol alt köşeye konulacak o taş resmi, virgül, o kimin altına yerleştirilecek? Projectiles display altına yerleştirilecek olduğu için onun transform bilgisini vermemiz yeterli. Bunu yaptıktan sonra bir de sol alt köşeye yerleştirilebilmesi için rect transform, rect eşittir. Oluşturduğumuz temp objesinin komponentidir o, biliyorsunuz. Rect transform komponenti. Onu alacağız. Aldıktan sonra ona bir işlem uygulayacağız. Set inset and size from parent edge. Yani bir üst elemanının kenarlarını hizalamak için kullandığımız bu işlemde ilk parametremiz hangi kenarına doğru olduğunu söylemek. İkinci parametremiz de ne kadar yakın ne kadar uzak olması gerektiğini belirtiyoruz. İki değişkenle 50 çarpı i virgül 50. Sol taraftan sağ tarafa doğru taşları yerleştireceğimize göre i indeksi arttıkça soldan o kadar daha uzakta olması gerekir. O yüzden 50 çarpı i. 50'ye 50'lik bir resim demek ki bu. Yukarıdan da rect nokta set inset and size from parent edge dedikten sonra bu sefer de top diyoruz. Virgül 0'a 50. Burada bir i'ye bağlı bir olay yok. Tek sıra olduğu için bu. Yukarıdan hep aynı yükseklikte. Bunu da tamamladık. Şimdi kaç tane parantezimiz var? 4 tane parantezimiz kapanıyor. Onları birbirine yanaştıralım. Böyle boşluklu olmasın. Şu en alttaki chain en alttaki class yapısının, hat manager class yapısının parantezi. Şu 4 tanesi de update projectiles'ın. Şimdi update projectiles'ı da yazdık. Ctrl-C ile kaydettik. Ve deneme yapacağız. Ondan sonra sol alt köşede görüp görmediğimize bakacağız. Kalan taşlarımızı bir deneyelim. Ctrl-C ile kaydediyorum. Ve Unity'ye dönüp play düğmesine tıklıyorum. Şimdi aslında hemen çalıştırmamam gerekirdi. Çünkü bir şeyi unuttuk. Hat seçili olursa, sağ tarafına bakacak olursanız, biraz önce söylemiştim. Sol alt köşede göstereceğimiz taş resmini bir prefab olarak sürükleyip bırakmamız lazım. Bakın burada none yazıyor. Onu yapalım, ondan sonra çalıştıralım. Şurada gördüğünüz projectile sprite. Onu seçiyorsunuz, tıklıyorsunuz ve buradaki kutunun içerisine bırakıyorsunuz. Şimdi çalıştırabiliriz. Play düğmesine tıklıyorum. Word 1, Level 1 ve tamam. Sol alt köşede iki tane var. Bir tane de sapanda var. Böylelikle kaç tane taşımız kaldığı bilgisini de görsel olarak sol alt köşede görebilir duruma geldik. Bir tanesini göndermiştim. Bir tane kaldı. Bir de ters gönderelim. Bir tane kaldı. Ve sonra tekrar baştan başlıyor şimdilik. Tabii ki eksikleri düzeltmeye devam edeceğiz. Bir sonraki derste tam bu kaldığımız yerden
Devam etmek üzere. Hoşça kalın.